İyi günler. Ben Rehay Ağacıoğlu. Bugün 21 Eylül 2013 Cumartesi. The Magpie dergisinin Scratch derslerine devam ediyoruz. Bu derste 3. sayıdaki derslere bakacağız. Daha önce söylediğim gibi 2. sayıda Scratch dersi yok. Buradaki derslerde ise biraz sonra göreceğiniz gibi daha önce ilk derslerde yaptığım uygulamalara çok benzeyen uygulamalar var. Temel loop döngüsü göreceksiniz. Şimdi contents bölümüne geldik yine. Scratch Patch 24. sayfadaymış bu sayıda. 24 yazıp Enter'e gidiyorum. Scratch Patch karşımda. Şimdi şöyle yapalım. Bu bölümde bir tane simple loop var. Sonra bir tane şey var. Evet. Bunu da işlemiştik. İsmimizi soruyor ve merhaba diye ismimize hitap ediyor. Ve burada bir alternatif sunuyor. Devam edelim. 2 etti. 3. Şurada bir tane şey var. Tek çift, birden 10'a kadar olan sayıların tek mi çift mi olduğunu söyleyen bir program. Basit bir program. 3. Şurada Dice Simulation dediği zar simülasyonu. 6-6 atıncaya kadar döngü devam ediyor ve kaç denemeden sonra 6-6 attığını söylüyor. Bir daha sonra da biraz daha karışık olan Number Guessing Program. Sayı bulma oyunu. Yani aklından bir sayı tutuyorsun 1 ile 100 arasında. O sayıyı bulmaya çalışıyor. Bir şey söyledikçe, tahmin söyledikçe sen in çık diyorsun. Bildirince de evet diyorsun. Bu programdan da öğreneceğimiz şeyler var. Sonuç olarak 1, 2, 3, 4 ayrı bölüm halinde olacak. Bu birinci bölüm simple loop, çok kolay bir şey, hemen yapar bitirir ve ikinci bölümün kaydına başlarız. Başlayacak, bir tane counter değişkenimiz olacak ve repeat until counter 10'dan büyük oluncaya kadar, yani 11 oluncaya kadar arttıran da buradaki change counter by one, yani counter'a, sayıcıya bir ekleyen satır. Ve bu arada da şunu söyleyecek: looping Türkçesi döngü, bu bir döngü, repeat until döngüsü. Döngü 1, döngü 2, döngü 3 diye saniyede bir söyleyecek. Ve her şey bittikten sonra da stop all. Bunu biz biraz renklendirebiliriz. Şimdi program bu kadar kısa. Şey yapalım. Scratch'ı açalım hemen. Ve şöyle yapalım. Hep kedicikle çalışıyoruz. Ben bu kediciği buradan delete'le sileceğim. Ve şurada ortadaki choose new sprite from file'a basıp Animals'dan, Animals mı olsun? Fantezi karakterlerinden olsun. Fantezi karakterlerinden şu fena sayılmaz. Bunu seçelim. Sprite'ımız bu oldu. Şöyle sol alt köşede dursun. Sonra şuradaki stage'e basıyorum. Sahneyi değiştireyim, arka planı. Background diyorum, beyaz background. Import'la indoors, nature, outdoor, sports. Nerede olsun? Dışarıda bir yerde olsun. Bu peki olduğu yer, yani outdoors, dışarısı, hayfield. Neymiş burası? Saman tarlası. Ekin biçilmiş, samanlar bu şekilde böyle duruyor. Döngüyü bu sahnede, bu seçtiğimiz sprite ismini değiştirmeme gerek yok. İsterseniz buradan değiştirebilirsiniz. Şu anda stage seçili. Script yazmak için Sprite'a basıyorum. Ve script bölümüne geçiyorum. İstersem şurada ismini bu Sprite'ın değiştirebilirim. Ne olsun? Saman adam olsun. Saman tarlasında. Saman adam diyelim. Bu önemli değil. Şimdi hemen başlayalım şeye, programa. Kontrol yeşil bayrak basıldığında bir tane counter, yani sayaç adında, ben bunu İngilizce olarak counter diye yazayım. Counter sayıcı değişkeni tanımladım. Counter'ı başta sıfıra eşitledim. Bir tane döngü koymam gerekiyor. Repeat until döngüsü şuraya. Bu repeat until, until'den sonraki şurayı operatörle doldurmam lazım. O da şu: büyüktür variables counter 10'dan
büyük ise, pardon, until'in anlamı counter ondan büyük oluncaya kadar. Yani 11 olduğunda artık bu döngüden çıkıp aşağıya yoluna devam edecek. Aşağıda yolunda ne olsun? Kontrolden şöyle bir stop all olsun. Bir counter kullandığımıza göre bu counter'ı arttıran by one var şurada. Birer arttıracak. Sıfıra eşitledi ve birer arttırıyor. Döngülerin hangi döngüde olduğunu, çünkü bu bir döngü, böyle sürekli dönecek 11 oluncaya kadar, 11'den sonra devam edecek. Bu döngüyü Lux'tan Say ile bize söylesin. Şuraya bir join koyuyorum. Operators'ın altında join. Join'ı hatırlarsınız şunun içinde. Şöyle orada looping demiş. Ben buraya şöyle diyorum. Döngü. Bu bir döngüdür. İki nokta üst üste boşluk. World yerine de variables'tan counter'ı koyuyorum. Şu olacak. İlk başta 0 yapmıştı. Şurada bu repeat until döngüsüne girdiğinde şey yapacağına göre, bir arttıracağına göre ilk önce 1 yazacak. Sonra tekrar dönecek. Büyük mü ondan? Hayır değil. Counter'ı 1 arttıracak. Buraya onu yazacak. Bu şekilde 11 olduktan sonra aşağıya inecek. Hemen çalıştırıp inceleyelim. Döngü 1. Döngü 2. Döngü 3. Sayıyor. Döngü 4. Bunu biraz daha neşeli hale getirelim. Sounds'a girip import deyip effects'ten bu değildi kesinlikle. Effects'ten şu pop fena olmuyor. Okay. Ve script'e girip sound'a gelip play sound pop. Bunu söylemeden hemen önce koyduğumda pop sesini çıkardıktan sonra yazı yazacak. Şimdi bunu bir de şöyle olsun. Şuraya bir şey ekleyelim. Ben mümkün olduğu kadar dergideki örnekleri birazcık daha zenginleştirmeye çalışıyorum. Çünkü dergide sayfa sayısı sınırlı. Birçok konu var. O yüzden olabildiğince kısa ve detaysız veriyorlar. Detaylandırmakta fayda var. Kendiniz çalışırken de bunu yapmaya çalışın. Şöyle yazayım. Döngü bitti. Döngü bitti desin. Bir tane gülen yüzümüz yine olsun. Ondan sonra stop all'u buraya koyayım. Sounds'tan o bir ses daha alayım. Neydi? Şu bell toll vardı. Şu sesi biraz kısa mı olacak? Çok fazla. Bunu alayım. Ve scripts'te sound'da play sound bell. Evet. Bu sesi çıkarsın döngü bittikten sonra. Döngü bitti yazsın. Şimdi bunu sahnede izleyelim. Bu şekilde. Yeşile bastığın zaman counter bir öncekinden kalıyor burada. Ben onu şöyle yapayım. Variables'tan başındaki tiki kaldırırsanız artık orada görünmez. Çünkü zaten kendisi söyleyecek bize döngüyü. Başlatıyorum. Döngü 1. Döngü 2. Döngü 3. Döngü 4. Döngü 5. Bir 6. 7. 8. 9. Ve 10. 11. Evet. Bir yanlışlık olduğu kesin. 11 dememesi lazımdı. Ne oluyor bakalım. 10'dan büyük olduğunda sanırım şöyle yapmam gerekiyor. Şuradaki, şimdi bir hata yaptık ve onu düzeltmeye çalışıyoruz. Artımı buraya yazı koyuyorum. Şunu birden başlatıyorum. Bir de şey yapayım. 2 saniye çok uzun. 1 saniyede bir versin bunu.
Şimdi hata nereden kaynaklandı? Bir yazacak, arttıracak, arttıracak. Bu şeyin sırası yeri yanlış olmuş oldu. Ve başlangıç numarası. Başlangıç numarası 1. Umarım bu sefer doğru oldu. Bakalım, çalıştıralım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Evet, şimdi doğru oldu. Böylece dergideki örneğin aynısını yaptık. Birazcık görüntüyle, sesle zenginleştirdik. Böyle basit bir şey oldu. Buna benzer uygulamaları yapmaya çalışın. Nasıl yaptık? Önce dergideki şeye baktık, koda. Satır satır bakmaya çok gerek yok. Çok büyük karmaşık bir program olmadıkça. Bu algoritmayı, kodu inceledikten sonra aklınızdan yazmaya çalışın. Hatalarınızı kendiniz bulmaya çalışın. Hata yapmak gayet normal bir şey. Program yazarken onları bulup düzeltip kaldırıyoruz. Şimdi The Magpie dergisinin 3. sayısının Scratch örneklerinden birincisini bu bölüm olarak bitiriyorum. Ayrı bir bölüm olarak ikinciyi çekeceğim. Şimdilik diğer bölüme kadar hoşça kalın.